Çiçek. Cemal amca. Kimdi o çocuk? Mert. Benim bir eski erkek arkadaşım da hala görüşüyoruz. Ya anneme söylemeyeceksin değil mi? Yok yok söylemem. Mahmut'la görüşmüyor musunuz artık? Ya işte Mahmut'la öyle arada birbirimize karikatür falan yolluyoruz. O kadar yani. Arkadaşça. Anladım. Ben buraya annenle görüşmek için gelmiştim. Evde mi? Yok annem bir davete gitti. Şu an evde yok. Ya Cemal amca söylemeyeceksin değil mi? Yok söyleme. Çiçek. Nerede bu davet? Fen öğretmeni. Yakışıklı değil mi? Hadi gel tanıştırayım sizi. Ay saçmalama bu yaştan sonra gidip onunla bununla tanışmayacağım herhalde. Ya delirdin galiba. Ne varmış yaşında? İyi artık biz ölelim o zaman. Kızım hayat 40'ından sonra başlar. Bak Evren'e. Kaptı yakışıklı çocuğu. Aa bu Cemal'in aşçısı değil mi? Evet. Oğlan kaçmış gelmiş. Cemal'i kaçırdın. Bari bunu kaçırma. Cemal'i kaçırdın derken? Ha, bir dakika, bir dakika. Sen beni onun restoranına, evine gönderirken ne düşünüyordun Allah aşkına? Mutlu olmalı. Hayır, düşünmüyorum. Oh. Ay kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama çok tatlısınız. Kaç yıldır evlisiniz? Biz 2 aydır çıkıyoruz. Bir şey ister misin hayatım? Bana su getir aşkım. Evli misin? Yok, boşandım ben. Benim yaşıma geldiğinde kendini çok yalnız hissedersin. Hala aynaya bakabiliyorken kendine birini bulmalısın. Canım mutlu yıllar. Sağ ol. İyi akşamlar. Hayat bazen öyle insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğimden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da sen kendi dünyanın toprağında.
Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşen de gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında ya.